sizlere ben bir video izlettireceğim. Fox TV'nin yapmış olduğu bir haber, 30 saniyelik. Ben bu videoyu izleyince sosyal medyada adeta kanım dondu. Siz de zaten izleyince anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bu kadar açık, bu kadar net bir ikiyüzlülük, bir adilik böyle yapılabilir mi yani? Bu kanı bozukluk bana göre. Kanı bozukluk resmen. Şimdi izlettireyim. Siz de dinleyince anlayacaksınız. Bakın arkadaşlar. Hala alamadıkları 2020 desteklerini bekliyorlar. 2020 benim Ocak ayındayız. Daha 2020'nin desteklerini hiç faydalanamadık. Şu anda hiç alamadık daha destekler. Ne süt desteği alabildik, ne yem desteği, ne hayvan desteği alabildik. Alamıyoruz. 2020 yılında toplam size 29 bin liralık bir ödeme yapılmış. Evet. 29 bin liralık bir ödeme yapılmış. Bunun içinde buzağı desteklemesi var. Evet. 3 defa süt desteklemesi yapılmış. Evet. Ondan sonra süt analiz desteği yapılmış, buzağı desteklemesi, süt özlemesi yapılmış, mazot gübre yapılmış. Bunların toplamı 29 bin lira olmuş. Evet. Bu yıl aldığınız. Doğru mu? Bilmiyorum şimdi. Parça parça aldım. Bak, onlar olan alıp geliyor, ben de bilmiyorum zaten. Şimdi arkadaşlar, adam orada görüyorsunuz bu yıl aldığınız diyor. Yani kanı bozuk. Niye yalancısın? Yani bu yalan niye diyemiyor? Öncelikle şunu bir söyleyeyim. Eğer Fox TV gibi bir kanal olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti'nin yani Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçiye vermiş olduğu böylesine büyük bir destekten haberimiz olmayacaktı. Kendileri yapıyorlar hizmeti, veriyorlar bağış, insanlara teşvik, hibe, geri ödemeksizin yani kredi veriyorlar. Geri tekrarını da almıyorlar, faizsiz kredi veriyorlar. İnsanları kalkındırıyorlar. Böyle yapmış oldukları yardımları biz Fox TV sayesinde bir ikiyüzlülük yaptıkları sebebiyle anlayabildik. Başta bunu bir söyleyeyim. Kendileri aslında bunları çıkıp bangır bangır halka anlatmaları lazım normalinde. Nasıl insanlara oluk oluk para dağıttıklarını anlatması lazım, bu bir. Şimdi gelelim bu videonun içeriğine. Bu İzmir Ödemiş'teki çiftçiyim diye geçinen ve hayvancıyım diye geçinen karakter sizin. Videonun ortasında gördüyseniz arkasındaki hayvanları, adamın tek bir ineğe 15 milyar yapıyor ya. Tek bir ineğe. Adam zaten köşeye dönmüş. Adam vergiden muaf. Bakın, çiftçi ve hayvancı vergiden muaf. Bir tane şehirde yaşayan herhangi bir vatandaş, tek bir dairesi varsa kira ödemeden, hani bir eve sahibim diye evinin içinde oturan bir vatandaş, senelik 200, 300, 500 TL evinin vergisini dahi olsun ödüyor. Bu ikiyüzlü karaktersizler vergiden muaf oldukları gibi devletten 30 bin lira süt, yem, gübre, mazot, bir sürü bak çeşit çeşitli buzağı destekleri almış. 30 bin lira. Bunu 3 bin liradan 10 ay, yani bir seneye tekabül ediyor neredeyse. Bir sene. Bir askeri ücret bugün 3 bin TL'ye çalışıyor. 3 bin TL'den bir senelik askeri ücretlinin maaşını yattığı yerden alan karaktersiz, ben devletten para almadım diyor ya. Ben almadım diyor. Karaktersizliğin en önde gideni bu, daniskası. Gelelim bir başka konuya. Şimdi devletimiz, yani Allah razı olsun, Fox TV takip edip bu ikiyüzlü şeytanlar ortaya çıkarmışlar. Takip etmişler. Kimliklerine artık Tarım ve Hayvancılık Kooperatifinde hani bu adamı tanıyanlar, yardım destek aldığını bilenler dosyayı hazırlayıp kendisine sunmuşlar ve çok güzel bunun ikiyüzlü yalanını ortaya çıkarmışlar. Bu yüzden teşekkür ederiz kendilerine. Ama yalnız böyle bitmez. Savcı, hakim ve devletin bazı mercileri, makamları ve buna yardım desteği veren Tarım ve Hayvancılık bu kooperatifler, aldığı kooperatifler, başvuru yapmış olduğu, hatta banka bile bu adamı dava açması lazım, mahkemeye vermesi lazım. Bu şimdi normal bir kahve konuşması yapmıyor. Kahvede, sokakta değil. Bu milyonlarca kişiye hitap eden Fox TV üzerinden bütün dünyaya devleti karalıyor. Kamuoyunu kökten sarsıyor. Büyük bir ceza alması lazım. Buna ödenen yardımların kesilmesi lazım. Hakim ve savcının karşısına da şu yüzden çıkarılsın istiyorum. Ki bu kişi yapmış olduğu yalan haberden, yanlış, yalan iftiradan ötürü alacağı cezadan sonra bunun yalan habere teşvik eden Fox TV'nin de büyük bir ceza almasını istiyorum. Bu adam böyle bir cezayı alırsa bu yalandan ötürü kendini savunacak hiçbir tutar dalı yok. Ama Fox TV, ben haber yaptım, bir
sokaktaki vatandaş bana yalan söylediyse, ben onu televizyonda, ekranda yayınladıysam benim bir suçum yok. Yalan onun yalanı, iftira onun iftirası. Ben haberciyim deyip geçememesi için savcının karşısına çıktığı zaman bu adama şu soru sorulması gerek. Sen bu yalanı neden Fox TV'ye söyledin? Birisi mi söyletti? Veyahut da meşhur olacaksın mı dendi? Para mı verildi? Kim teşvik etti? Arkanda kim var? Seni kim gaza getirdi? Nasıl konuşacağını, ne söyleyeceğini birileri hani kulağına bir sufle mi üflediler diye arkasında bu Fox TV'nin, bu tilkinin, bu ikiyüzlü şeytanın ya, adamın söyleyecek olduğu hani itirafı sonrasında Fox'a çok ağır bir ceza uygulanması gerek. Böyle yalan haberler yaparak torbalar dolusu paraları cebine atıp hem de hükümeti karalayarak bir kazanç, bir mevki, makam, bir hani yandaşlık, bir muhalefet koltuğu altına sığınarak, saklanarak yalan haberlerle bir yere gelemeyeceğini ve o aldığı paraları da rahat bir şekilde yiyemeyeceğini anlaması lazım. Çok ağır bir cezaya çarptırılması lazım Fox TV'nin, çünkü bu haberi izleyince benim kanım dondu. Bu yalanı. Şimdi Avrupa'da hani diyorsunuz ya adalet adalet. Bakın Avrupa'da adalet şöyle bir şey. Çok küçük hemen örnek vereyim. İki tane adam düşünün. İki adam, aynı iki kişi. Marketten birisi bir elma çaldı, öbürü de bir elma çaldı. O ilk çalan adama 1000 TL ceza veriyor. Öbürü elma çalana 10.000 TL ceza veriyor hakim. Ya sen de diyorsun ki ne? Ya ikisi de normal birer vatandaş. Birine 1000 TL, birine 10.000 TL ceza verdin. Neden öyle verdin? Bu adalet mi? Hani orada bir kayırmacılık, rüşvet mi var diye sorduğun zaman sana karşınıza gelen, Avrupa'da karşınıza gelen cevap şu. O 1000 TL ceza ödeyen kişinin maaşı 3.000 TL. Maaşının 3'te 1'ini cezaya ödüyor ki canı yansın. 10.000 TL ceza ödeyenin maaşı 30.000 TL. Maaşının 3'te 1'ini ödüyor, onun da canı yansın. Yani Avrupa'da insanın kilosuna göre ceza. Zenginsen, fabrikaların varsa senin gelirine göre ceza. Hakim böyle bir ceza uyguluyor. Canını yakıyor. Bir daha da bu işi yapmıyorsun. Bu adama 30 milyar yardımını kestiğin zaman artık malına mülküne bakıp ona göre de bu yalan haberden bütün toplumu derinden etkilediği için ağır bir ceza. Fox'a çok çok ağır bir ceza. Bunun gibi böyle pis ikiyüzlü yalanları yayınlayamasın diye çok ağır bir ceza Fox'a uygulanması gerekiyor. Ve böyle kanı bozukluk, böyle şerefsizlik, böyle adaletsizlik de ben hayatta yani görmedim. Bari de ki ne, yeterli değil de yani göz göre göre aldığın parayı ben almadım ne demek ya. Hayvan dolu akırında ya. Arka tarafına bakıyorum, zenginsin. Şehirde bir tane işçi, iki tane, üç tane çocukla, bir asgari ücret maaşla, kira, elektrik, su, doğalgaz ödeyeceğim diye adamın başından dumanlar çıkıyor. Başında bitler, pireler uçuşuyor. Adam çoluğunu çocuğunu göremiyor ve haysiyetsiz, karaktersiz adam. Sen 30 milyar para almışsın. 3 milyardan bir emeklinin 2 senelik parası, bir asgari ücretlinin 1 yıllık parasını sen cebine koymuşsun ve ben para almadım diyorsun. Ve bir de sattığın etin, sütün, şunun bunun her şeyin 2 kat pahalı, büyük paralar cebine indiriyorsun ve vergiden de muafsın. Asgari ücretle çalışan bir adam vergi ödüyor. SGK'ya, oraya buraya vergi ödüyor. Ve senin SGK'nın, şunun bunun devlet tarafından ödeniyor, karşılanıyor. Bedavadan emekli oluyorsun. Çünkü hayvancısın diye. Çiftçiye ve hayvancıya ayrı bir imtiyaz Türkiye'de uygulanıyor. Bunun gibi karaktersizlerin türeyip de nankörlerin, alıp da almadım diyen bu Ebu Cehil ruhluların, daha da fazla böyle nankörlerin yani ibret olsun diye diyelim, daha çok araştırılması lazım. Yardımlar gerektiği kişilere verilmesi lazım. Biliyorum CHP yandaşları da diyor ki ne? CHP taraftarları da diyor ki ne? Yandaşlara ödüyor. Şimdi sen birine verip de birine vermezsen tabii o yandaş değil, o yüzden ona vermedin diyor. CHP de böyle söylüyor. Çünkü onlarda da fitne, fesat, fırıldak var. İki tane çiftçiden birine vermezsen o yandaş değil diyor. Tabii ondan vermedin diyor. AKP'nin il teşkilatına üye olmadığı için ona vermedin diyor. İşte olayı çarpıtıyor, suyu bulandırıyor karaktersizler. Bunun gibi ikiyüzlüler de işte öyle arada kaynaşıyor, devleti soyuyor, hortumluyor. Mazlumun, masumun hakkını yiyor işte karaktersiz. 30 milyar parayı cebine nasıl attın sen? Sen o parayı yiyip de
o parayı kullanıp harcayıp da bu devlete hakaretler, küfürler edip de nasıl sen öbür tarafta hesabını vereceksin? Hani Allah büyüktür. O tüyü, hani tüyü bitmemiş yetim hakkı derler ya, işte hepsinin vebalı senin sırtın olsun. Allah seni bildiği gibi yapsın. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.